Ben bundan korkarken adamın başına tonlarca yağıyor. Cuma günleri Kudüs'te ayrı bir zulüm yapılıyor Müslümanlara. Hamas'la hiçbir şekilde savaşmadılar. Oradan çıkan, sokaktan çıkan 3-4 çocuğun bir gülücük atması yetiyor onlara tarih için. Ne kadar fazla insan öldürürüm savaşıydı. Yani deli gibi bombalanıyordu orası, deli gibi. Resmen İsrail polisi, İsrail güvenlik birimleri zevk alıyor Müslümanlara yaptığı işkencede. O bile dedi ki bu defa öldük dedi. Yani 20 bine yakın insan Utku. 20 bin insan. Siderot denen ilk saldırıların olduğu bölge Siderot. Oradaydık biz ve bütün gazeteci arkadaşlar. Çünkü başka bir yerden bir çekim yapılamıyordu orada. Sadece oradan görüyorduk Gazze'yi. Oradayken bize son dakika bağlantılarıyla sürekli görüntülerinizi ilettiniz. Gelişmeleri ilettiniz. Keza diğer meslektaşlarımız da ajanslardan vesaire biz görüntüleri gördük. Boyut tam manasıyla karşınızdaydı diyemiyoruz ama. Çünkü görmediğiniz evet. Şeyler var. Şöyle söyleyelim sana, biz geldikten sonra bile, şimdi biz orada yaklaşık 45 gün falan kaldık, 40 gün, 45 gün kaldık. Biz oradan geldikten sonra bile hiçbir şey anlatmadığımızı fark ettik. Çünkü arkası o kadar kötü ki, yani yeteri kadar biz bunu insanlığa anlatamadık. Tamam, bombalandırmayı anlattık, çocukların ölümünü anlattık, oradaki saldırıyı anlattık ama dönüp tekrar kendi hafızamızı yokladığımız zaman çok daha farklı şeyler görmüşüz. Yani yeteri kadar bunu biz anlatamadık, oradaki katliamı anlatamadık, benim kendi düşüncem. Biraz daha şimdi bu videoda anlatalım. Anlatmaya çalışalım en azından. Çünkü oradaki insanların ne çektiğini anlatmak öyle çok basit değil. Oradaki yaşadıkları zorlukları anlatmak basit değil. Çünkü biz orada açık konuşuyorum, bir zorluk yaşamadık. Şimdi zorluk yaşamadığım bir yerde de oradaki insanların zorluğunu anlatmak hikaye gelir. Çünkü yaşayan insanlar oradandı. Aslında ben ilk kaçında gittim oraya tahminim yanlış hatırlamıyorsam 21'inde. Doğru muydu? 21'inde mi gitmiştim ben? Sanırım öyle. Benden, evet. 15 gün sonra da Gökhan geldi. O da 40 gün kaldı orada, az bir süre değil. Oraya ilk gittiğimizde Ebru gelmişti ilk saldırıdan sonra. Ebru ve ekibi gelmişti. 10 gün sonra ben geldim. Ama benim kafamda şu vardı. Daha önce İsrail bunu yapmıştı. Biz bölgelerde takip etmiştik. İsrail bir saldırı yapıyor. Ve oradaki sivilleri öldürüyor. Tamam, bunu karşılaşacağımız manzaraydı ama Siderot'a gidip ilk gittiğim zaman, yetkinle buluşup oraya gittiğim zaman bunun bir saldırı değil, bunun ciddi anlamdaki oradaki ne kadar fazla insan öldürürüm savaşıydı. Yani anlatamam sanırım yani. Deli gibi bombalanıyordu orası, deli gibi. Şöyle bir şey düşün, hep bu örneği veriyorum. Eline bir pirinç şey al, bir avuç pirinç al. Burası komple ev ve üstlerine ser. Bu şekilde bombalanıyordu. Oraya gittik. Bunun bir kere o zaman ilk yetkinle konuştuğum zaman dedim ki bu hani bir günlük, iki günlük, bir on günlük bir şey değil. Bu çok uzun sürecek. Barış oldu, bitecek dedik, tekrar başlayacak dedik. Şimdi tekrar barış konuşuluyor ama bu yine bir sene. Yani 20 bin yakın insan Utku. 20 bin insan. Her gün ama her gün sabah saat 9'da başlıyor. Ertesi güne kadar hiç durmadan top, obüs, tank ve uçak. Heron. Yani aklına gelebilecek her türlü mühimmat atabilecek şeyler var orada. Askerler var ve bunu yapıyorlardı. Ve Hamas'la hiçbir şekilde savaşmadılar. En aklından çıkmıyor o flash sahne ne diye sorsan ne geliyor? Çok kötü anlar geçirdim falan desem yalan söylemiş olurum. Çünkü biz Gazze'nin içinde değildik. Orada gazeteciliği yapanlar gerçekten Gazze'nin içerisinde bulunan arkadaşlardı. Ve orada şehit olanlardı. Anasını, babasını kaybetmiş, çoluğunu çocuğunu kaybetmiş insanlardı. Orada bir onur meselesi yaptılar. Anadolu Ajansı'ndan kameraman arkadaşım. Dedi ki ben son nefesime kadar burada kalacağım. Çünkü ben buradan kaçarsam buradaki bu insanlık dramını dünyaya duyuracak kimse yok. Ve ölene kadar, son nefesine kadar da orada kalıp görevini yapmaya devam etti arkadaşımız. Zaten Cuma günleri Kudüs'te ayrı bir zulüm yapılıyor Müslümanlara. Oradan çıkan, sokaktan çıkan 3-4 çocuğun tahrik etmesi, polisleri bir gülücük atması yetiyor onlara tahrik için. Resmen İsrail polisi, İsrail güvenlik birimleri zevk alıyor Müslümanlara yaptığı işkencede. Koku olayı, tomalar var bizdeki tomaların aynısı. İçine bence o bir lağımlı su falan değil, daha farklı bir şey, bir kimyasal ilaç katıyorlar. Çok yani yoğun bir koku çünkü. Aşırı bir yoğun koku var içinde. Onu Müslümanların namaz kılacağı mahalleye, yollara, her yere sıkıyorlar, üzerlerine. Tabii geçerken biz de orada görüntü alırken basın mensubu arkadaşlarımız da bizim de üzerimize geliyor, maruz kalıyoruz. Ve ben ilk karşılaştığım anda, ya onu unutamam, kamera elimde, yayındayım. Burada söyleyeceğim ama yani öğüre öğüre kusarak yayın yaptım. O derece pis bir koku. Ve duş alıyorsun, yıkanıyorsun, üzerinden çıkmıyor.
kıyafetlerinden çıkmıyor. Kameraya sindi, lavyoya sindi. O malzemeyle çalışmaya devam ediyorsun orada. Tom'a gitti yanından ama hala kokuyor. Ertesi gün yine kokuyordu. Kamera arkasında aslında o kadar çok fazla şey vardı ki. Hani mesela hep konuşuldu ambargolar. İşte şu malları kullanmayın, bu malları kullanmayın. İşte orada Müslümanlar öldürülüyor. Siz nasıl akşam bir yerde eğlenebiliyorsunuz gibi. Hep bunlar konuşuluyordu. Ama biz yayınlarımızı Sidorot'tan yapıyorduk. Kudüs'e geldiğimiz zaman da oradaki Müslüman canım çünkü Müslüman mahallesiydi. Neydi abi? Zeytindağ. Zeytindağ. O bölgede oturuyorduk. Biz şimdi yayına bağlanıyoruz. Oradaki akşam öldürülen çocukları, işte bombalandırmalı elimden görüntüleri anlatıyoruz. Fakat hemen arkamda yaklaşık 5 metre yok yani. Ben böyle konuşuyorum. Gökhan kayıt alıyor ve hemen onun arkasında 5 metrelik mesafede 30 yaşında gençler. Hani bugün kavga etsem beni paramparça edecek. O derece Müslüman gençler orada oturmuş. Çukur izleyebiliyor. Orada uyuşturucu kullanabiliyor. Yani drift yapıyorlar. Araçlarla drift yapıyorlar. Ya bizim içimiz kan ağlıyor. Ya yani 1,5 saat, 2 saatlik bir mesafe sınırdan geliyoruz Sidorot'tan. İşte akşam ana habere veya programa yayın yapacağız. Mescid-i Aksa'nın oradan Zeytin Dağı'ndan. Ve yani yayın esnasında ben Levent abiye bakamıyorum. Ha bir arkama bakıyorum. Acaba kim gelecek drift atacak? Kim gelecek son ses müzikle oynuyor. Eğlence var. Yani bizim zorumuza giden şeyler onların zoruna gitmiyor. Bu benim çok tuhafıma gitti orada. Daha doğrusu abi, bizim vatandaşlarımız burada protestolar. Evet. Yani bizim üzüldüğümüz, yani anlatırken sesimize yansıyan, o ses tonumuza yansıyan görüntüleri o arkadaşlar akşama kadar bizim yerimizden izliyorlar ve bizim anlattıklarımızı duyuyorlar ve buna rağmen dediğim gibi umurlarında değildi. Burası bir Müslüman mahallesi. Tamamıyla hepsi Müslüman ve İsrail polisi geldikleri zaman da akılları çıkıyor. Yani az önce kabadayıydınız. Peki size karşı tutumlar nasıldı o arkadaşlarım? Müslüman mahallesinde çok iyiydik. Bir kere Türk'üz, çok fazla seviyoruz orada. Müslümanız, İslami üzerinde. Bize çok fazla seviyorlardı, bir sıkıntı yaşamıyorduk. Ta ki İsrail bölümüne, yani o Müslüman mahallesinden çıkıp bir sokak aşağı girdiğin zaman tam tersi. Diyorsun ki burada beni istemiyorlar. Savaşta mıyız, barışta mıyız, eğlencede miyiz, nasıl bir para var, dehşet ve hayatlar yaşanıyor orada. Evet. Savaştan çıkıyorsun, geliyorsun Müslüman mahallesinde, kötü bir ortamda görüyorsun, oradan geçiyorsun İsrail tarafına. Eğlence ve şaşayı görüyorsun. Lan hayırdır ben hangisini yaşıyorum? Savaşta insan ölüyor, burada eğleniyor. Ölen bunun kardeşi, bu da eğleniyor. O zaman sokakta herkes silahlı. Hepsinde otomatik tüfekler var. Kız arkadaşına sarılmış, beline takmış otomatik tüfeği. M16 mıdır nedir işte o makineli tüfekler. Adamlar sokakta bununla geziyor. Ve ben gelmeden önce günde 7000 tane ruhsat verildiğini duydum. Acayip derecede silahlanıyorlar. Herkes sokakta silahla geziyor. AVM'lerde silahla, yanımıza gelen ambulans şoförü silahla, sağlıkçı silahlı. Herkese de silah var. Sidorot'ta adamlar geliyorlardı sınırda. Biz orada yayın yaparken mangal kurdular. Mangal yaptılar. Alkolünü aldı, içeceğini almış adam. Bombalandığı anda oley çekiyordu bizim yanımızda. Yerevan yanında bir ilkokul vardı. Onun çatısına çıkıyorlardı İsrailliler. Dediği gibi orada uyuşturucu içmek de onlar için. Yani İsrail'de İsrailli olmak çok lüks bir şey. Yani hiç kimse sana dokunamıyor. İsrail'lisin, kendi toprağın. Uyuşturucusunu alıyor, alkolünü çıkıyor, çatıya oturuyor. Hem bizi görüntülüyor, hem de orada her düşen büyük bir bombanın ardından sanki havai fişek patlatmış gibi kahkahalar atıp alkışlar yapıyorlardı. Hani insan ölüyor abi orada ya, insan ölüyor. Onun umurunda değil. Ya sanki sahada bir top çevriliyor, hani böyle taraftar oley çeker ya. O tarzda orada bomba düştüğü anda oley çekiyorlardı, seviniyorlardı yani. Bu bizim çok zorumuza gidiyordu açıkçası. Yani sağımızda, zaten bizi koydukları yer, sağımızda topçu birliği var, solumuzda topçu birliği var. Tam ortasına konumlandırmışlar bizi. Hamas tarafından atılan roketler zaten bizi Bursa vuracak orada, karşıdan gelecek. 4-5 kilometre önümüz. Vursa hani en azından yukarıda patladığı zaman tehlike yaratabilecek. Yoksa nokta atışı adamlar şunu yapmıyordu. Hani burada gazeteciler var, buraya atalım, burada aile var, buraya atalım değil. Yani Hamas'ın şöyle bir vakti vardı, tünelden çıktıktan sonra bir 10 dakikalık vakti var. Ve 10 dakika içinde bu roketleri atmalı ve buradan kaybolmalı. Çünkü atıldığı nokta hemen tespit ediliyor ve uçak burayı vuruyor. Bu da nedir? Atıyorum Sidorot, Aşkelon o sınır bölgesine roketin uzayabileceği noktaya düğmeye basıyor. Tık 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 onlar gittikten sonra kayboluyor. İşte ondan sonra o patlatma dediğimiz demir kubbe devreye giriyor işte sıkıntı yaratıyor. Yoksa biz ya üstümüze düşen bir iş roket olmadı. Tabii. Olmadı. Onu demek istemiyorum zaten. Bir kere oldu. Bir kere oldu. O da Ankara ekibi vardı. O da yine boş bir araziye düştü. Ufak bir çaplı bombaydı. Ama bu elbette savaş bölgesi olması da o alanda bunlar oluyor. İki tarafın arasındasın çünkü. Bu taraf sana füze gönderiyor, bu tarafa. Bilinçli atılan bir Tabii. Yok, bilinçli atılan bir şey ama medyaya atılan bir şey değil. Adam yani buradan atıyorum, ben cam açıyorum, camdan 20 tane atıyorum. Ha, artık nereye gidecekse. Çünkü birilerini vurmak istiyor. O sonuçta roketi o yüzden. Peki onun için herhangi bir hayat meslektaşınız var mı? Çünkü yani 90'ın üzerinde meslektaşınız yok. Evet, evet. Halen daha devam ediyor. Onun tekrar söylüyorum yani Gazze'deki insanlar varken
ben orada bir sıkıntı yaşadım diyemem kardeşim. Diyemem. Evet. Yani düşünsene uçak geçiyor, uçağın sesini duyuyorsun. Ve 3 dakika sonra oraya bir patlama bomba atıyor. O patlamanın çıkarttığı dumanı görünce diyorsun ki abi yani beni burada vursalar da konuşamam adam yani üstüne düşene bak. Ve bu adamlar oradan yayın yaptılar, gazetecilik yaptılar. Bütün dünya, biz bile onlardan görüntüler aldık. Yani adamlar çalıştı, ciddi anlamda çalıştı. Bizim bir günümüz nasıl geçiyordu? Şimdi İsrail'de saatler bir saat gerideydi. Özellikle bu saat Almaz sokakta. Biz sabah 5'te kalkardık. Buranın 6'sı. Çünkü 7'ye yayına verecektik. Hızlı bir şekilde otelden çıkıp yani kahvaltı yapmazdık. Çünkü yapamaz. Sabahın 5'te ne yiyeceksin abi 2 dakikada? Kahvaltı hazır yok değil zaten. Aynen. Hazırda bir şey yok zaten. Çünkü insanlar uyanmamış. İşte 5'te kalkardık. Hemen ilk yayınları yaptığım zaman sağ olsun Gökhan orada çok kahrımı çekti. Allah var ya. Estağfurullah. Ben böyle daha kendime gelmemişim, uyanmamışım. Belki de çalışıyorum. Bir bakardım hemen kamera hazır, kayıt hazır. Sadece çık konuşacaktım. Çıkardık ilk yayınları saat 7 yapardık, 8 yapardık, 9 bağlanırdık ve arada 2 saat bir mesafemiz vardı. Her yayından sonra da gelip ne dinlenebiliyorsun, ne bir şey yiyebiliyorsun, öyle bir şey yok. Yani çünkü çok hızlı geçiyor saat. Yarım saatte bir yapıyorsun diyelim. O 2 saatte sınıra gitmemiz lazım. 9 yayını Türkiye'ye yapıyoruz. Biz orada 8'de yapıyorduk yayını. Türkiye'de 9 yayını yaparken orada 8'de. Ya orada da bir de yani hayat bir şey yiyeyim desen, dışarıdan alayım desen başlamıyor. Yok. Saat 10'dan önce bir yeri açmıyorlar. Çok rahatlar bir de öyle yani. Dükkanlar açılmıyor. Şabatları oluyor. Şabat tatilleri zaten asla. Cumartesi, pazar, iyice ker, açık dükkan, restoran bulamıyoruz. Çorbayı özledik resmen. Evet, değil mi Levent abi? Çorbayı içtik 20 gün sonra. Sadece bir hafta çorba aradığımı biliyorum. En son oteldekine yalvardım. Dedim bana bir çorba yap. Dedik ya niye söylemedin? Ve o çorbayı ya inan bir şey yani yanına hiçbir şey koymana gerek yok ya. Çorba bulmuşsun. Sıvı bir şey vücudumuza girmiş. Sıcak sıvı. Bir şehriye yani. Sıcak. Tel şehriye. 2 saatlik mesafe işte o yolda da Sidonat'a gittiğin zaman tekrardan çıkma şansın da yok. Çünkü yayın uzayabiliyor, bir iş olabiliyor, patlama olabiliyor. Yemek ya da su almaya gidecek vaktimiz bile olmuyor. Zaten her yer kontrol altında. Sidonat'ın girişinde kimlik sorguluyorlar. İşte İsrail'in verdiği bize bir basın kartı var. Onu gösteriyoruz. O şekilde giriş yapabiliyoruz oraya. Oraya girdikten sonra da zaten saat başı yayınlarımız oluyor. Çünkü anlık gelişmeler oluyor. Şey vardı ama. Ve çıkamıyorsun. Hani İsrail'de çalışırken İsrail'in baskısının üstünde sürekli hissediyorsun. İsrail askeri polisi bunu çok iyi yapıyor. Şimdi onu soracaktım abi. İsrail çok iyi yapıyor. Çok. Hiç yani mümkün olduğu kadar diyalog kurmamaya çalışıyorduk. Çünkü zaten bizi sevmediklerini biliyorduk. Yani Türkiye'yi sevmiyor, İslam'ı sevmiyor, Müslüman'ı sevmiyor ve sana her türlü sorun çıkartabiliyor. Mesela bir markete gidiyorsun, su alacaksın. Ya 2 tane su. Herhangi onu biz yetkinle yaşadık. Bir tane su istedik, Türkçe konuştuk. Yetkin beni uyarmıştı ama. Türkçe konuşma. Ama tabii alışmadığımız bir yerde su istedim, parasını ödedim. İsrail polisi de hemen yanımızdaydı, onlar da alışveriş yapıyor. Türk müsünüz dedi, hemen yetkin girdi, işte gazeteciyiz falan filan. Hiçbir yetkisi olmadan bu defa polisini kullandı da bizim pasaportlarımızı aldı. Ya abiciğim su alacağım ben ya. Ama o baskıyı sende öyle bir hissettiriyor ki, sadece orada değil. Cenin'e giderken yolda önümüzün kesinlikle pasaportları aldılar. Tabii. Yani beklettiler. Adam umurunda değil, yani şu var. Kural, kanun İsrail polisine kimse sormuyor. Diyor ki arkadaş bu yol açıktı, ben kapattım, bitti, geçemezsin. Tartışamıyorsun bunlarla, imkanı yok. Yayına giderken yok mu araçlar basın kartı vesaire? Onu var, her şey var. Tabii canım, umurunda değilsin yani. Basın kartını gösteriyorsun, pasaportu istiyor. Pasaport alıyor, keyfi ne zaman gelirse. Bekle diyor, sağa çek diyor, bekle diyor. Şeyimiz oldu işte abi, Ramallah'a gittiğimizde. Dönemedik Ramallah'tan. Ramallah'a çıktık. Ya bildiğin Yunanistan'a çıkıyormuş gibi sınır kapısından çıkıyorsun, evet. Batı şeride geçerken. Aslında onun hikayesi de şöyleydi. Biz Sidonat'a gidecektik, o gün gitmedik değil mi? Ramallah'a geçelim dedik, orada eylemler vardı, kampa gitmeye çalışacağız. Ben de hiçbir zaman yanımda şeyi taşımadım. Bize İsrail'e girişler vize verdiler. Evet. Vizeyi taşımadım. Nedir? Bir mavi kart var, pasaportum var. Zaten gideceğin nokta belli. Sidonat ve şey. Ramallah'a bir iki defa gittim, girdim çıktım, bir sorun olmadı. Gökhan arabayı kullanıyor, Ramallah'ta işimizi bitirdik, tam çıkacağız. Pasaportla istediler kapı yani, bildiğin sınır kapısı gibi. Daha doğrusu şöyle, Batı Şeria'yı şu şekilde düşün tamamıyla. Etrafı duvarla çevrili. Hiçbir Filistinli bunun dışına çıkamıyor. Açık bir hapishane. İmkanı yok. 6-7 metrelik bir duvar, teller, her tarafta kameralarla izlenen bir şehir düşün. Ve yani hep zulüm yapılan bir şehir, açık bir hapishane. İstediklerini öldürüyorlar, istediklerini gözaltına alıyorlar. Hesap soran yok. Adam geliyor diyor ki ben bu evde 5 kişi arıyorum. Kapıdan girmiyor. Kapıyı kırmıyor. Eskiden kapıyı kırardı. Dozerle gece geliyor, evin duvarını kırıyor çünkü evi harap ediyor ki kimse yaşamasın. Ve onlar oradan gittikten sonra oranın işgalci, İsrail işgalcileri yerel halkı oraya yerleşmeye başlıyor. Zaten hep işgal bu şekilde oldu. Bayağı yani sorgu sual... Yok, ne? Sorgu mu? Yok öyle bir şey, yok. Bir tane video var, görmüşsünüzdür sabah namazında el bombasının pimini çekip camiye atıyorlar. Evet. Batı şehri işte öyle. Evet.
Sidon'da gittiğimiz zaman marketteki alabileceğimiz her şeyi alırdık. Orada zaten en büyük sıkıntı gıda sıkıntısıydı. Yani sıvı bir şey yiyememenin rahatsızlığı. Yani ilk hafta 4 kilo verdim. İlk başlarda bir şey yoktu hiçbir şey. 4 kilo verdim. Hiç her yer kapalı. İsrail polisi sevmiyor. İsrail bize mal satmıyor. Yemek vermiyor. Bizi o sıkıntılar ilk Ebru balıkçı yaşadı. Biz ondan sonraki zamanda gittik. Bize dedi ki alışırlar dedik ama maalesef tam tersine o presi, o baskıyı ciddi anlamda hissediyorduk. Yani dedim ki arabada TV yok muydu yazısı. En başta vardı. Çünkü hani bir yerlere girmemiz lazım. İsrail askeri yaklaşan arabayı ateş edebilecek kadar korkaktı. Geliyor üstüme, niye geliyorsun? Resmen nişan alıp eğilip durdurdu seni. Bu defa TV'leri yazdık ki yaklaşan bir araba televizyon arabası. Ama bunun da zararını gördük. Bir süre sonra İsrail bölgesinde, Ramallah bölgesinde, Batı Şeria bölgesinde, Cenin kampının olduğu bölgelerde de halk ateş etmeye başladı. TV yazısını görüyor, uzaktan atıyor. Kayıt kuyut yok silahlarda. Bildiğin ateş ediyor. TV yazısını görecek gazeteci, anne patlatıyor oradan. Kim bulacak, doğru kim bulacak seni? Çünkü İsrail Netanyahu demiş ki, hiç kimseyi ben savaşla suçlamayacağım. Halkın elinde bir sürü silah var. Zaten buradaki soykırımı anlatan sadece gazeteciler var. Herkes bize düşmandı. Batı medyası oradaydı, doğru. Ama neydi? Biz bir patlama olduğu zaman, arkada büyük bir cadır koptuğu zaman hemen bütün arkadaşlar, gazeteciler yayına bağlatıp anlatıyorduk. Batı medyası bir kere canlı yayında anlattığını görmedim. Şu Ramallah olayı yarım kaldı abi. Ramallah olayında... Batı medyasıyla bir kıyaslama yapalım bakalım. Ramallah'ta dediğimiz gibi işte girdik, çekimizi falan yaptık. Tam çıkış noktasında arabada Gökhan kullanıyor, pasaportları istediler bizden. Pasaportları verdik, bir de çalışma kartını verdik. O araya kadar sorun yok. Baktı, Türk müsünüz dedi. Evet dedik, gazeteciyiz, işte şudur budur. Bana dedi ki vizeni ver dedi. Lan ben hiç taşımadım vizeyi, ne yapacağım dedim. Yani daha önce o kapıdan da girdim. Yani yetkinle girdim. Sormadı, hatta yetkin dedi ki bu kapıdan ilk defa dedi böyle girdik. Vize var dedim, vizem var ama otelde fotoğrafı var. Fotoğrafını göstereyim sana, hayır diyor. Evine geri dön diyor bana. Go back home diyor. Evine dön diyor. İstanbul'a değil. Otele git diyor. Hayır. Ramallah'a geri git diyor. Batı şehrinin içinde kalacaksın. İsrail'e giremezsin diyor. Senin diyor İsrail'e girişin bitti. Bana vizeni göster, seni bırakayım. Yoksa Ramallah'a git, ne yapacağım? Sen de oranın insansın. Fotoğrafı gösteriyor olmalar abi. Tabii değil, fotoğrafı var. İkimizin basın kartı var. İsrail'in vermiş olduğu. Gri pasaportum var. Hizmet pasaportlarımız var. Ve benim vizesi de içinde. Vizeyi de gösteriyorum. Diyorum ki arkadaşımın diyorum vizesi diyorum otelde kaldı diyorum. Fotoğrafını gösterelim telefondan. Kabul etmiyorum, hayır diyor. Geri dönün diyor. O da. Sen gir diyor. Arkadaşım burada kalacak diyor. O diyor buranın diyor. Artık buraya kalacak diyor. Bu kadar katı. İstediğini yapabiliyor yani. İstediğini yapabiliyor. Geri mi döndünüz? Ve sonrası? Geri dönmedik. Yetkinle işte tekrar hep yetkinden bahsediyorum. Çünkü yetkinle yaklaşık 40 gün kaldım orada. 25-30 gün kaldım orada. Birçok şeyi bana da o anlattı. Ciddi anlamda önümü açtı. Yetkin orada çok uzun süre çalıştı. İsrail'i iyi biliyor. İbranice iyi biliyor. Ne yapabileceğimi, ne yapmayacağımı biliyordu. Bana demişti ki bu kapıyı pek kullanma. Ben unuttum tabii ki. Hemen çıktık, ulan ne yapacağız? Yayın bekliyorlar. Bir saat sonra çıkmamız lazım. Ne anlatacağız? Nasıl çıkacağız? Yani şeye gidemiyorum. İsrail'e dönüp iş yapamıyorum. Dedim ki ya şu aşağıda bir kapı daha vardı. Şeyden de baktık, haritadan bir dedim orayı deneyelim. Olmazsa dedim artık otelden birini arayacağım. Sen vizemi kapıya kadar getir. Ben orada alayım, değişeyim, çıkacağım. Onun planını yapıyoruz. Kimlik sordular mı kardeşim? Kimse kimlik sormadı bize. 14 kilometre aşağıda başka bir kapıya gittik. Bir sürü kapılar var dedim, bu şekilde. Dedim kolumu sallayarak geçtim. Çıkıyor. Kapıda hiç polis durdurmadı. Elimize kolumu sallayarak İsrail'e girdik. 14 kilometre yukarıda evet. Bir zulüm yapılıyor. 14 kilometre aşağıda herkes çıkabiliyor. Hiç kimse umurla değil. Tamamen keyfi. Batı Şeria'daki kalan Filistinlilerin yaptığı hiçbir ticaret o duvarın arkasına geçmiyor. İsrail bunu kabul etmiyor. Her şeyin içeride yapın diyor. Kendi kendinizi öldürün, kendi kendinizi geçinin, gıdanızı kendin yapın ama dışarıya bir şey satamazsın. Yani o halkanın içine çıkma diyor. Gazze de bu yüzden Gazze oldu. Gazze diyor ki Batı Şeria'ya bunu yaptılar, aynısını bana yapacaklar. Ben o yüzden direniyorum diyor. Onun savaşını veriyor Gazze. Çünkü ciddi anlamda düşünsene abi, 40 yıldır yaşadığın bir zulüm var ve bu hayata alışmışsın. 40 yıl. 40 yıl boyunca İsrail halkı, İsrail aşırı sağcılar, Siyonistleri, polisleri buradaki halka öyle bir eziyet yapmış ve alıştırmış ki artık onların yaşam tarzı olmuş. Bu şekilde büyümüşler artık. Ve İsrail de bunu çok iyi kullanıyor. İsrail politikası şu abicim. Ben her şeyi yaparım, hesap vermem, korku iklimi yaratmak. Ve bunu yapıyor. Batı medyası dedik ya, orada sizin konumunuzla, sizin ve tabii ki diğer İslam ülkelerinin medyasıyla farklı, yani yaklaşım farkı neydi İsrail? Oradaki bütün yayınlarımız izleniyordu bir kere. Her şeyimiz. Mesela Gökhan'la orada çalışırken çok aşırı tahrik ederlerdi bizi. Adam telefonunu alır, ya yayın yapıyorsun, anlatıyorsun bir şeyler değil mi? Yayın yapıyor, senin gözüne kadar çekip senin videonu çekiyor. Kaydını alıyor, fotoğrafını çekiyor, sizi takip ediyoruz diye ufak ufak bu presi gösteriyor. Batı medyasında kendilerine yakın, yani Alman medyası olsun, ne bileyim diğerler olsun, onlara pek karışmıyorlar.
bütün dertleri Türklerle anlatıyor. Bütün dertleri Türklerle anlatıyor ve bunu her anlattığımızda yanımıza 2-3 defa geldiler. Biz en son hatta haberin görüntüsünü açtım. Siz yanlış yayın yapıyorsunuz. Yahudiler çocuk öldürmüyor. Oradakiler de soruyor. Hamas daha çocuk değil mi? Onlar diyor kendileri yaptılar diyor. Müslüman medyası tartışması bir şekilde, sıkıştırılmış bir şekilde kenarda çalışıyor. Ama Batı medyasına hiç kimse gelip, yani polisler gelirdi. Biz bütün Türk medyası yan yana bir ufak bir ağacımız vardı. Onun altında otururduk. Polisler gelirdi. Bizim yanımıza hiç gelip muhabbet etmezlerdi. Ama Batı medyasının olduğu bölümlerde kahveler, çaylar, muhabbetler, yemekler hep dönerdi. Ama Türk olduğun noktada yani orada istenmedin çok güzel hissettiriyor adam sana. Bir anım var. Yani arabada artık yani 17-18 saat çalıştığın için günde ister istemez bünyede düşüyor ve psikolojik olarak da orada bir baskı altında hissediyorsun kendini anlattıklarımızdan dolayı. Bir 5 dakika yayın arası 5-10 dakika kestireyim dedim. Arabada uzandım. O esnada tam böyle o tatlı uyku olur ya 2-3 dakika ilk daldığın an. Bir ses geliyor bana dur yaklaşıyor ama. Ben dedim eyvah dedim füze geliyor herhalde. Ses gitgide yaklaşıyor. Mustafa abi kulakları çınlasın. Anadolu Ajansı'ndan. Mustafa. Mesela o da çok deneyimliydi. O bile dedi ki bu defa öldük dedi. Yani o kadar tecrübeli, savaş tecrübesi var. Çok hızlı bir ses geliyordu. Lan roket mi, füze mi, ne geliyor falan düşünmeden meğer uçağın bir tanesi. Evet, böyle alçak uçuş yaptığı için savaş uçağı, sonik patlama. Ama ben tabii uykuluyum. Bir de gözünü açıyorsun, tam arabanın karşısında mevzimiz vardı bir tane. İşte roket geldiğinde, roketler patlatıldığında falan o mevziye yatıyorduk. Arkadaşları da orada görünce bir an panikle ne gördüğümü şaşırdım. Dedim herhalde füze patlayacak üstümüzde, roket patlayacak, bir şey patlayacak. Arabadan kendime bir atışım var. Yani Levent abi iyi askerlik yapmışsın, komando gibisin dedi. Yere düşüyorum, takılıyorum, yere düşüyorum. Kollarım yara böyle içinde kalkıp bir daha atıyorum kendimi mevziye. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Oradaki psikoloji şey değildi yani. Hani tamam geliyor, düşüyor değil. İlk defa mesela ben hayatım boyunca bak 25 yıllık meslek hayatım var. Birçok yerde bulundum. Hayatımda ilk defa bir füzenin arka dörtlüsünü gördüm. Bu kadar Hamas, yakın gördün demiştim. Hamas şey fırlattı, roket fırlattı. Şimdi bizim bir telefonlarda sistem vardı. Hamas'ın her fırlattı demir kubbe hikayesi hep anlatırız, hep konuşuruz. Sinyaller düşmeye başlar. Düşmeye başlayınca eğer ki bulunduğunuz noktadaysa hemen arkamızda da şey vardır. Belediyenin bir anonsu. Oradan hemen alarm kaçın. Buraya geliyor tarzında. Ama o kadar fazla yaşadık ki bunu artık hani biraz daha rahat mıydık yoksa dikkate mi almıyorduk yoksa dikkatimiz mi bozuluyordu? Onu gördüğümde alarm duydu ben de eğildim ve telefonu çıkarttım o anki şeyi çekeceğim. Hani ne yaşanıyor? Kafayı kaldırdım oturdu sana yemin ederim. Demir kubbenin fırlattığı şöyle bir füzeydi aşağı yukarı. Fırlattığı füzenin arka dörtlü dediğimiz şu pervane kısmı var ya, onu dönerek gittiğini gördüm. Hayatımda ilk defa bu kadar yakın gördüm. Ve yukarıda patlattı bir roketin şarapnel parçası. Ve bunun yaklaşık 150 metre yukarıdan deli gibi aşağı, bunun gibi belki de 200 tane. Bunun daha büyükleri de oluyor, kafana yağıyor. Tabii daha büyük olur, daha sivrisi olur. Hiç problem yok. Ve bir hızla iniyor. 150 metre yukarıdan deli gibi sürekli düştüğünü düşün. Senin kafanda bir çelik yelek başlık var ve yelek var ama boynun açık. Ensen açık. Çok düşük bir ihtimal. Şu buradan girdiği anda yumuşak dokudun ölürsün. Tartışmasız. Şimdi hani hep diyoruz ya tamam sıkıntı yaşamadık. Ya yaşadık ama şimdi ben bundan korkarken o adamın başına tonlarca yağıyor. Velhasıl kazası varası gittik. Orada işler yapmaya geldik. Çalıştık. Ama tekrar diyorum bu daha devam edecek. Bir barış konuşuluyor. Şimdi ben şunu açtım. Şeyin için göstereceğim sana, yayın içinde onları da kullanırsınız diye. Bak bunlar mesela Hamas'ın attığı roketler. Demir kubbenin uygulaması. Bu Hamas'ın attığı roketler, bu ötmeye başlıyor ve burada nereye düşeceği yazıyor. Yani demir kubbenin bir epi var. Evet, bu demir kubbe. Aynen öyle. Sen Siderot'ta oturuyorsun, Siderot'u işaretliyorsun sadece. Diyorsun ki ben sadece buradaki buraya gelen roketleri alarm almak istiyorum. Bak, ya da komple hepsini istiyorsun. Attığı bütün füzeler, roketler daha doğrusu alarm çaldıktan sonra demir kubbe geliyor bunları patlatıyor ve hikaye orada kapanıyor. Ama bir de şu var, biz orada saklanıyorduk. Orada demir kubbe de yok, siren de yok. 3 saniyen var. Uçağı duydun, bombayı attı, yere çarpmadan 3 saniye bir ıslık sesi geliyor. O ıslık sesini duydun ya dua et ya öl.